Evet, bugün 23, 23-24'e bağlayan gece saat 02:20. Evet, endüstri analizimizi yapacağız. İlk başta sektörlere ve endüstrilere bakıyoruz. İlerleyen sektörler, sağlık sektörü, consumer cyclical yukarı doğru, defensive yukarı, birçok sektör yukarı doğru dönmeye başlamış. Real estate, emlak sektörü, teknoloji, enerji sektörü, bakın bunu da işaretliyoruz. Finans, şimdi bu sektörler içindeki endüstrilere bakacağız. Sağlık sektörü içindeki endüstrilere baktığımızda medical distribution sektörü görünmekte. Bunun içinde örneğin ABC bu bölgenin üstüne çıkması durumunda yukarı doğru kırılım yapan bir formasyon olacak. Kenson şirketi haftalığa bakalım. Haftalıkta satış. Evet, bu da bundan sonra bakacağız. Belki yukarı çıkarabilir ama bundan sonra bir kırmızı çubuk, küçük bir kırmızı çubuk olmasını beklememiz lazım. Bunu ekleyelim daha sonra bakmak için. Evet, bunun dışındaki araştırma geliştirmede bakalım neler var. Günlük grafiğe bakıyoruz swing trade'ler için. Evet, burada Holding yukarı doğru güzel çıkışı olmuş buradan buraya kadar. Şu anda bir formasyon yok tabii. Evet, bunun dışında bir formasyonu olan şu anda göremedik, geçmiş olanlar var. Evet, şimdi bir sonraki endüstriye bakalım. İlaç üreticileri. Bristol Myers. Lilly, bunu daha önce de görmüştük arkadaşlar. Bakın güzel bir çıkış olmuş burada. Evet, bundan sonra Drug Manufacturers tekrar.
Bakın ortalama aşağı inerken dönmeye başlamış. Fakat endüstri tabii bu kadar aşağı inip dönmemiş. İyi bir endüstri. İyi endüstri içinde iyi şirketlere bakmak lazım. Mesela bu. Evet, bundan sonraki endüstriye bakalım. Bunu, bu endüstri daha iyi bir ilerleme yapmış. Bakımında daha çok formasyon var. Muhtemelen aşağılarda daha da çok olabilir. Mesela bu güzelmiş burada. 8 dolarlık bir ilerlemesi olmuş. Evet, bu şekilde diğerine biyoteknolojiye bakıyoruz. Biyoteknolojide tabii biyoteknoloji sağlık içinde en dalgalı sektörlerdendir arkadaşlar. Bu sektörün içinde bu endüstrinin içinde pardon sektör dedim. Bayağı bir şirket var. Biyoteknolojiye geçiyorum arkadaşlar. Medical enstrümanlar. Akoya. Bakın. Bu Mart 13'ten itibaren çıkmış. Medical enstrümanlar endeksi. Bu şirket Mart 13'ten itibaren düşüşte. Yani sektör yukarı çıkarken hisse düşüyorsa hissenin bir sorunu var. Mesela bu daha iyi. Mart 13'ten itibaren aynı şekilde ilerlemiş. Bu durumda buna bakıp arkadaşlar mesela şuralarda bunu görebilirdik zaten. Buna bakıp buralarda takibi alıp bunu almış oluyoruz. Yani böyle ilerliyor. Burada IRTC var. Evet, medical devices.
Medical device'da bu iyi ilerlemiş. Bakın şurası güzelmiş. Burası güzel, ortalama. Şurası güzel. Evet, bu şekilde medical device'larda böyle. Communication service iyi gitmiş. Son 4-5 gün içinde baya bir düşüşü olmuş. Bakalım meraktan hangi hisseler mesela bu açığa satış yapılabilecek bir şeymiş. Bunda da alım formasyonu oluşuyor arkadaşlar. Endüstrisi tabi zayıf. Endüstriye bakalım ya. Evet, şimdi normal işaretlediklerimize geçeceğiz. Çok araba üreticilerinde bir olay görünmüyor. Endeks olarak hisselere tek tek baktığımızda gene aynı şeyi görürüz. Ortalama olarak tabii. Bakın hiçbir şey görünmüyor. Hepsi yatay ya da aşağı doğru. Yani bu endeks endüstri endeksleri de endüstri hakkında bize bilgi verebiliyor. Çok güzel açığa satış varmış araba parçaları satışı mesela. Televizyon yayınları. Lüks satış malzemeleri. Evet, bundan sonra medya. Genel olarak çok bir şey yok arkadaşlar. Restoranlar biraz güzel gibi bunun içinde. Bakalım. Evet, bunu işaretlemişiz düşecek diye, bakın düşmüş zaten.
Alkolsüz içecekler iyi çıkmış. Bakalım bunlar ne oluyor? Mesela Coca-Cola. Evet, buralarda formasyonlar görünüyor. Elf mesela. Burası güzelmiş. Utilities'e geçiyoruz. Günlük grafiğe geçelim. Evet, bu alım formasyonu oluşturacak gibi. Evet, çok uzatmayalım bu videoyu arkadaşlar. Tarama biraz sürüyor bildiğiniz gibi. Kısa bir şekilde şimdi orada seçtiğimiz hisseleri tekrar şuradan bakalım. Tabii hepsinde formasyon var anlamına gelmiyor. Hafta içi tekrar bunları kontrol edeceğiz. Bu hisselere baktık arkadaşlar. Formasyon oluşacak mı diye bakacağız. Evet, daha detaylı aramayı yapacağım arkadaşlar. Videoyu çok uzatmamak açısından genel olarak gösterdik. SPY'a bakalım. SPY bullish görünüyor arkadaşlar. Pay gördüğünüz gibi bullish. Bunun dışında QQQ. Bu da bullish. Fakat burada bildiğiniz gibi aylık grafiğin direkt altındayız. 20 periyodun altındayız. Tek çekincemiz bu olabilir. Onun dışında haftalık da düzgün şekilde. SPY'da da aynı şekilde.
Bakın SPY'da da aylık grafikte 20 periyodun altındayız. Russell 2000 de aynı şekilde aylık grafikte, haftalık grafikte de yatay gitmekte. Günlüğe baktığımızda biraz toparlıyor gibi ama çok iyi değil. Borsa İstanbul'a bakalım. Yatay gidiyor. Ortalama üstüne çıkmış. Fakat bakın şu bölgede yatay gidiyor. Haftalık da 20 periyodun altına gelmiş. Aylıkta da bayağı yukarıda. Bunun dışında arkadaşlar Euro TR'ye bakalım. Önceki 2021 aralığında olan bölgede geçtiği koridoru bu iyi bir şey işaretli arkadaşlar. Yani Türkiye açısından yani yukarı doğru ilerliyor demektir bu. Hiçbir engel tanımadan yukarı doğru ilerliyor demektir. Evet, dolara da bakalım. Dolar da baskılanmış şekilde yukarı trendine devam etmekte. Euro dolara bakalım. Euro dolar yukarı trendte, yani euro daha yukarı ilerlemekte. Dolar endeksine baktığımızda doların diğer para birimleri karşısında değer kaybettiğini görmekteyiz. Gram altına baktığımızda gram altında yukarı doğru ilerlemekte. Evet, bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere, bay bay.